Fenerbahçe kısmıyla devam edelim değerli izleyenler. Orada da ilk önce Batshuayi'yi konuşmak Tabii istiyorum ben ki. aslında. Çünkü performansıyla son haftalarda Edin Dzeko'nun önüne geçmiş gibi duruyor. Senin yorumun ne olur? Çünkü 58 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Avrupa'da da birçok yıldızı geride bıraktı. Gol atmakta zorlanmıyor yani. Bekliyordum bu arada yani. Bu Nottingham Forest transfer ihtimallerini burada değerlendirirken çok kez de ifade ettik. Sezonun son bölümleri geldiğinde Dzeko'nun fiziksel durumu bu periyodu kaldıramaması ihtimalini de düşünerek Batshuayi'nin bu takım için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelebilir demiştik. Senaryo gerçekleşti aslında. Dzeko fiziksel anlamda son periyotları artık kaldıramaz durumda ve İsmail Hoca da Batshuayi'yi sahaya sürüyor. Bu şampiyonluğu getirir mi? Belki zor. Ama bu bir gerçek ki Batshuayi bu kadroda olmasaydı ve Nottingham Forest'e gidişine altına imza atılsaydı bugün Fenerbahçe çoktan rakiplerine büyük avantajlar sağlamış ve Tabii. zaten Galatasaray'da muhtemelen şampiyonluğunu ilan etmiş olurdu. Yani Edin Dzeko'yu sezon içerisinde biraz da düşünürsek 2-3 hafta öncesine kadar Icardi'yle kim daha çok gol atar, Doğru. kim gol kralı olur Şimdi diye sahaya düşünüyordu. girer diye düşünmüyoruz bile. Evet, şimdi ilk 11 Batshuayi diye kesin Evet. olarak konuşmaya geldik. Evet, İsmail Hoca'nın tercihleri buraya doğru döndü. Bence doğru bir tercih. Ki oyuncu da işte son karşılaşmada Kayserispor maçında da gördük ki Batshuayi çok net bir şekilde oyuna etki edebiliyor. Peki Edin Dzeko sence motivasyon anlamında bir şeyler kaybetmiş olabilir mi? Kesin. Yani ben o konuda Dzeko'nun da takımdaki bu gidişattan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ha, Mourinho ihtimalleri çok heyecanlandırıyor olabilir. Ya da gelecekle alakalı mevcut başkanın adaylığını tekrar açıklaması belki farklı heyecanlar kılıyor olabilir. Bilmiyoruz ama oyuncuların sadece Dzeko değil büyük bölümünde ciddi bir motivasyon kaybının olması da çok doğal. Yani 6 Tabii. puana çıkmış bir farktan bahsediyoruz. Ve bu sezon boyunca yarıştığınız rakibinizle oynayacağınız maçın sonunda siz daha stadyumdan çıkmadan muhtemelen rakibiniz şampiyon kutlamalarına başlamış olacak. Tabii. Olabilir. Ve birkaç kupa getirme ihtimali de bulunuyor. Evet. O yüzden de buna tanıklık etmek, o atmosferi yaşamak, o stattan çıkmak, gitmek, yollar, sevinçler bunların hepsi ayrı ayrı motivasyon kayıpları. Dün Suat Su stüdyo konuğumuzdu. Onunla birlikte bu son karşılaşmada İsmail Kartal'ın takımı sahanın ortasında toplamasını konuştuk beraber. Özellikle sosyal medyada bu görselle ilgili de birçok iddia ortaya atıldı. Oyuncuların çok fazla İsmail Kartal'ı dinlemediği, orada İsmail Kartal motivasyon konuşması yaparken oyuncuların gülmesi gibi. Yalnızca Dzeko adına değil, motivasyonunu kaybetmiş yabancı oyuncuların çokluğundan belki de bahsedebiliriz. Yani bence de dinlemiyordu büyük bölümü. Kendini atmosfere ver. O görüntülere baktığımız zaman o stadyumdaki gürültü, İsmail Hoca çevresinde 11 tane oyuncu, hatta sanırım daha fazla. Evet, Ve orada yedekler de oradaydı. bağıra bağıra bir konuşma yapıyor. Şimdi bu sevgili Demet, yani nasıl ifade edeyim? Garip geliyor bana. Hani daha böyle sert söylemek de istemiyorum ama Hangisi? neden garip geliyor biliyor musun? İşte bu konuşma sahanın ortasında hocayla oyuncular arasında değil, takımın kaptanlarıyla ya da takım içerisinde yapılır. Bunu anlarım. Ama zaten siz hoca olarak 5 dakika önce soyunma odasında sakin bir ortamda o konuşmayı yaptınız. Evet. Yaptınız değil mi? Yani Taraflara da bunu göstermek istiyor olabilirler. evet, işte o zaman bu konu bazı oyuncular tarafından dinlenmeme, gülümseme gibi algılanabilir. Şimdi İsmail Kartal soyunma odasında oyuncularla birlikte yaptığı görüşmeyi niye saha içinde tekrarlama gereği duyuyor? Yapmadıysa niye soyunma odası varken de o gürültülü ortamda muhtemelen 11 adamın 5'inin 6'sının hiç duymadığı bir konuşmayı yapmayı tercih ediyor? Bunlar benim için çok garip süreçler. Ya puan kayıplarından sonra hani biz de burada konuştuk, acaba oyuncular motivasyon anlamında çok mu düştü? Tamamen kaybettiklerini mi düşünüyorlar? Hatta Tadiç'in bazı açıklamaları vardı. Acaba İsmail Kartal da hayır biz hala buradayız mı demek istiyor? Bak, biz hala buradayız. Nasıl yapılır biliyor musun? Trabzonspor'un
Abdullah Avcı paylaşımlarını hatırlar mısın? Soyunma odasında evet, evet. taktik anlatırken evet, vesaire. Doğru. Böyle yapılır. Böyle yapılır. Yani bunlar çıkarsın, maçını kazanırsın. Ardından soyunma odası konuşmanı yayınlarsın. Taktik çalışmanı yayınlarsın. Biz buradayız hala. Bak çalışıyoruz. Sonuç da alıyoruz. Hocanın konuşması gümbür gümbür. Dinletirsin de konuşmayı. Budur. Dijital. Buradan paylaşacaksın. Yani böyle daha böyle gümbür gümbür gideceksin. Ama saha içerisinde bunu yaptığın zaman sonra kameralar çektiği için o adam gülümsüyor. Evet. Diğeri dinlemiyor. Bir diğeri gülüyor diye algılanıp sonra sosyal medya hesaplarına malzeme vermiş oluyorsunuz. Ne yazık ki çok fazla motivasyon paylaşım gördüm. Konuşmanız bile aleyhinize işlenebiliyor o zaman. Şimdi sezonun başından bu tarafa İsmail Hoca nezdinde ve bence Fenerbahçe nezdinde genel olarak o kadar büyük iletişim faciaları yaşanıyor ki. Yönetiminden tut da hocasına, futbolcusuna alınan kararlar, paylaşımlar ve bu iletişim faciaları takımın aleyhine işliyor. Hocanın yaptığı söylemler, açıklamalar, basın toplantıları, ifadeleri. Mevcut başkanın çıkıp da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kullandığı kelimeler, bazen ikili telefon konuşmalarında geçen diyalogları, evet. ulusa sesleniş gibi kameralar karşısında tabii. anlatacak kadar telefonun diğer ucundakini düşünmeme durumları ve bazen Mert Hakan Yandaş da tam bu kelimeleri kullanırken ekrana geldi, izleyenlerimiz de görmüştür. Bazı oyuncuların da maç sonu açıklamaları, mix son çıkışlarında kullandıkları kelimeler, basına kapalı bir hayat, ya bunlar takım iletişim kurmama, durumu belli ediyor. Yapılan röportajlarda da bazı nokta atış yerleri verilen röportajlarda kullanılan kelimelerin çok garip olması. Böyle kenetlenilen günleri de doğru yönetemediklerini düşünüyorum. Hani ben bazen ailelerle toplanılıyor Samandıra'da vesaire ya da dışarıda kampta. Ama bu toplantılardan, görüşmelerden sonra hep böyle iddialar ortaya atılıyor. İşte Mert Hakan'la biri tartıştı gibi. Bunları da iyi yönetemediklerini düşünüyorum. Ben de aynı kanadayım. Seçim gündemine de gelelim mi biraz? Tabii ki de. Biliyorsunuz artık genel kurul seçim çok yaklaştı. Fenerbahçe'de aynen. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ali Koç'la karşılaşacaklar. Bir kişi daha olur mu sence? Zannetmiyorum. İkili bir seçim olacaktır. Saran, Saadettin Saran da olmayacağını açıkladıktan sonra. Aynen öyle. Üçüncü bir isim çıkarsa bu isim sadece kendi reklamı için. Peki toplantı, genel kurul toplantısı 30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da da yapılacağını söyleyelim. Aynı gün aynı saatte yine stadda olacak 8-9 Haziran'da da.